Bir yandan da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılıyor. Bu toplantıda hiç kuşkusuz her zaman olduğu gibi önemli. Aynı zamanda yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı. Ama büyük bir ihtimalle Ukrayna-Rusya arasında yaşananlar da bugün bu toplantının gündeminde olacaktır. Mert Acalioğlu da diğer başlıkları aktarmak üzere bizimle birlikte. Mert, söz sende. Sayın Ayman, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saatler 15.24'ü gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı da başladı. Bu toplantı başlamadan kısa bir süre önce hemen Rusya'dan açıklama gelmişti. Kremlin'den bir açıklama gelmişti. Vladimir Putin'in Ankara'ya geleceği noktasında. Toplantı başladıktan sonra ise Başkan Erdoğan'ın Ukrayna programı belli oldu. 3 Şubat'ta Ukrayna'da olacaktı. Kuşkusuz Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan bu gerilim, krizde Milli Güvenlik Kurulu toplantısının, ki yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, bu toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmakta. Terörle mücadele, Ukrayna-Rusya krizi ve bölgesel konular Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmakta. Kuşkusuz önemli, Türkiye arabulucu olma noktasında önemli bir çaba ortaya koydu. Tarafların şu an itibariyle aslında bu arabuluculuğa sıcak baktığını görmekteyiz. Özellikle Rusya açısından Türkiye'nin bir NATO ülkesi olması oldukça önemli. Çünkü Rusya'nın tezleri bilindiği üzere NATO tarafından kuşatılıyorum şeklindeydi. Ve bu kapsamda halen daha tatbikatları devam etmekte, bölgede gerilim devam etmekte. İşte bunların her biri 3 Şubat'ta yapılacak görüşmeler ve Vladimir Putin'in Ankara'ya geliş noktasındaki yapılacak olan görüşmelere ilişkin Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu enine boyuna ele alınacak. Öte yandan terörle mücadele yurt içerisinde, yurt dışında, yine Kuzey Irak'ta ve Suriye'de devam etmekte olan terörle mücadele operasyonları enine boyuna, önümüzdeki süreçte terörle mücadeleye yönelik atılacak adımlar, her biri görüşülecek. Tabii ki bölgesel konular, bunlar da masada olacak. Bu toplantının kısa bir süre sonra aslında bitmesini beklemekteyiz ve bir yazılı açıklama olacak. O yazılı açıklamayla birlikte toplantıya ilişkin detayları daha da açabileceğiz Salih Neyman.